nerede acaba? Genelde bu saatlerde uyurdu. Aldatarak hayatımı mahvetmeyi başardın. Ama bir daha bunu yapmana izin vermeyeceğim. Şunu kafana sok. Tap ki bir daha senin tarafından asla yenilmeyecek. Aditi nerede Puna? Uzun zamandır içeride ne pişiriyor bilmiyorum. Size helva pişirdim hepiniz için. Vay canına. Hey, neden helva pişirdin? Nimi teyzemle ailesini Divakar belasından kurtarmamızı kutlamak için. Nihayet Divakar'ın gerçek yüzünü gösterdiğim için. Sapki bunu duyduğunda çok sevinecek. Ah Tanrım, hoş geldiniz. İyi günler Bayan Puna. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Acaba neden kapıyı açık bıraktınız? Sizin için açık bıraktık, hoş geldiniz. Hayır efendim, daha sonra oturacağım. Önce beni lütfen bununla dövün. Sizler iyi insanlarsınız ama sizlere gerçekten çok kötü şeyler söyledim. Bu yüzden bunu hak ettim. Bununla beni bir güzel dövün. Lütfen. Hiç olur mu efendim? Bırakın onu, bırakın. Bayan Puna, Divakar ve ailesine güvenerek çok büyük bir hata yaptık. Öyle üzgünüm ki. Ama beni nasıl affedeceksiniz? Lütfen beni affedin. Gerçekten büyük bir hata yaptım. Bayan Nimmi, bizden af dilemeyin. Divakar ve ailesi kurnaz insanlardır. Her masum insan onlara inanırdı. Siz ilk değilsiniz. Aditi, sen gerçek bir malaksın. Anne... Malak değil, melek. Tabii ya, melek. Kızımın hayatının mahvolmasına engel olan bir melek. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Göreceksin,
kendine çok daha iyi bir koca bulacaksın. Divakar gibi berbat bir adamın adından kimse bahsetmeyecek. Tamam, tamam, tamam. Bu kadar ciddi konuşma yeter. Hadi elva yiyelim. Ben pişirdim. Lütfen. Buyurun. Hadi. Baksana, bize çay verecek misin, vermeyecek misin ha? Bayım, sadece 2 dakika daha bekleyin. Çayınız hazır olacak. 2 dakika daha ver ha? Baksana, basketbol oynadınız. Sırada ne var acaba? Bilmiyorum. Ne yaptığım plan işe yaradı, ne de basketbol. Üstelik bu yetmezmiş gibi Tapki'ye de yenildim. Neden gülüyorsun? Tamam, tamam, affedersin. Düşünsene, Bihan Pandey. Bir kız Bihan Pandey'i yendi. Üzgünüm. Evet, işte çayınız. Bunun için para almayacağım. Bugün dükkanımın açılış yıl dönümü. 10. yılımı tamamladım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İnanılmaz. Bu dükkan 10. yılını tamamlamış. Yani biz de başka işler yaparak 10 yılı tamamlamadık mı? Evet. İnsanları zorla evlerinden atmaya başladığımız o günler sanki daha dünmüş gibi geliyor. Direnenleri dövdüğümüz o günler ya çok küçüktük ya da yaşlanıyoruz. İnanılmaz bir şey. O anılar dostum, hafızamızın bir yanında gizli ve bir anda ortaya çıkıveriyor. Anılar. Pan, anılar. Ha? Seninle benim anılarım değil, Tapki ile Duruv'un anıları. Nasıl yani? Pan, bana bir fikir verdin. Öyle mi? Dinle. Bak, bizim dostluğumuz burada başlıyor. Evet. Evet. Aynı şekilde Duruv'la Tapki'nin aşk yolculuğu da Duruv'un ofisinde başladı. Ha. Aynen. Sadece anılarını canlandırmamız gerekiyor. Doğru. İşte o zaman Tapki ve Duruv birbirlerinden uzak duramazlar. Evet. Baksana, Tapki orada. Dün güvendeydik. Ama bu sefer bu yüzüğü çalmayacağız. Tam tersine. Yüzüğü hak edeceğiz canım. Anladın mı? Evet tatlım. Bunun için Bihan ve Tapki'yi aniden birlikte yakalayacağız. Ne yapacağını hatırlıyor musun? Evet. Bugün annemi gerçekten çok özledim. İşte Hatice bir şeyler yesem iyi olurdu. Annem bana her zaman lezzetli panipuriler pişirirdi. Çutki, inan bana, annenin o tarifini bilsem yapardım. Sana harika panipuriler pişirirdim ama bırak yemek pişirmeyi canım. Mutfakta doğru dürüst bıçak bile tutmam. Çaresiz kaldım. Yenge, eğer canın panipuri çektiyse yenge, istersen sana pişirebilirim. Bende iyi bir panipuri tarifi var. Sahi mi Tapki? Nasıl yapılacağını biliyor musun? Benim için yapar mısın? Evet, tabii ki yaparım. Çutki, sadece sana yaparsa pek iyi görünmez. Hı? Hey Tapki, hazır yapmışken tatlım, en iyisi herkes için yap. Herkesin hoşuna gider. Tamam. Gördün Hayır, mü Çutki? Hayır Batki, o zaman Tapki çok uğraşmak zorunda kalacak. Hı. Olsun, gerek yok. Panipuri yemek istemiyorum ben. Ama neden böyle düşünüyorsun yenge? Bunu hepiniz için yapmaktan gerçekten mutluluk duyarım. Ayrıca sadece tek şey pişireceğim, panipuri yapacağım. O kadar uğraştırmaz, tamam mı? Sahi mi Tapki? Gerçekten çok naziksin, tamam. Evet Tapki, harika bir kızsın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gidelim. İkiniz de bir işe yaramazsınız. Tapki'yi sürekli meşgul ediyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz? Ondan neden panipuri istediniz? Hayır yenge, öyle değil. O sadece işin bir bahanesi. Asıl amacımız Bihan'la Tapki'nin birbirlerine yakın olmalarını sağlamak. Bihan panipuriyi gerçekten çok sever. Sen de çok iyi bilirsin yenge. Bir erkeğin kalbine giden yol onun midesinden geçer değil mi? Evet yenge, göreceksin. Tapki Bihan için panipuri yapacak. Eğlenceyi seyret şimdi. Yenge, artık kimse Tapki ve Bihan'ın birbirlerine yakın olmalarını engelleyemez. (Gülüyor)
Da-d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 a
Affedersiniz. Bir şeker alabilir miyim acaba? Ama sen ne kadar yüzsüzsün. Bu saçmalık nedir? Olanlardan sonra sen kalkmış buraya... Sessiz ol. Evet hanımefendi. Biraz daha kibar olmalısınız. İnsan yeni komşusuna bir hoş geldin demez mi? Evet, şu sarı boyalı ev. O evi bendeniz yeni kiraladım. Divakar Mishra kiraladı. Şimdi biraz şeker alabilir miyim acaba? Evimize gelmeye nasıl cesaret edersin? Ne sandın? Bir korkak olduğumu mu? Beni böyle mi görüyorsunuz gerçekten? Siz deli misiniz? Beni mahvettiniz. Ve ben de buna sessiz kalıp razı mı olacaktım ha? Bakın hanımefendi. Benim adımı iyice ezberleyin. Divakar. Size öyle büyük bir ders vereceğim ki Divakar adını duyduğunuzda hepiniz titriyeceksiniz. Bana bak Divakar. Onlarla böyle konuşmaya nasıl cesaret edersin? Olay çıkarmadan buradan git. Yoksa seni öyle kötü döverim ki buradan ayrılman çok uzun sürer. Kapa çeneni şişko. Saçmalama, yoksa seni de burada onlarla birlikte mahvederim. Artık senin o şişko kızınla evlenmek zorunda değilim hanımefendi. Malına mülküne de sahip olmayacağıma göre sana saygı duymama gerek kalmadı. Ailem bile beni artık durduramaz. Onları Agra'ya gönderdim. Şimdi bunlardan intikamımı alacağım. Görecekler. Hadi al intikamını. Ne yapacaksın ha? Arın, ne yapacaksın? Dur, yapma dur. Hey hey. Tamam, sakin ol, sakin ol. Daha başlamadım bile dostum. Şimdilik sizinle böyle buluşmaya devam edeceğiz. Sonra birbirimize sevgiyle candan sarılacağız. Evet, ne de olsa yeni komşunuzum artık. Size bol şans. Artık yeni bir evdeyim ve yeni komşularımdan intikamımı alacağım. Durul'la Tapki'nin yakınlaşmasını kimse engelleyemez. Tamam, sorun değil. Bunu size söylemiştim. Hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Efendim, böyle yaparsanız sadece daha çok acı çekersiniz. Bir sürü fotoğraf koydum ama Tapki'yi etkilemedi. Tam tersine Duruv'u etkiledi. Onu Duruv'un ofisine göndermem gerekiyor.
Affedersin, dur, seni görmedim. Tapki kızım, bu panipuriyi sen mi pişirdin? Evet anne. Herkes için yaptın değil mi? Evet anne, herkes için yaptım. İşte buna. Güzel olmuş gibi ha? Nefis olmuş, harika. Şimdi herkese bundan birer tabak ver bakalım. Tamam anne. Tamam mı? Git. Hadi, gerçekten çok güzel. Bana servis yapmayacaksın. Ama bana servis yapsan bile almam. Şuna bak, bunu kendim aldım. Bu kağıdın içinde. Biraz daha çaba gösterseydin panipuriyi tabakta alabilirdin. Tamam, şöyle yap. İçine biraz sos at. Sosla daha güzel oluyor. Kendin al. Etrafta neler olduğunu her zaman bilen bir kız. Ama ona bu kağıdı gösteriyorum. Oysa o bakmıyor bile. Şuna bak. Ellerim kirli. Bu yüzden sen vermelisin. Aksi takdirde kendim alacağım. Ama şişe kirlenirse beni suçlama. Tamam, ben alacağım. Puriyi bunun üstünde mi yiyecektin? Evet. Bunların Duruv için öneminin farkında mısın sen? Nereden bileyim? O kadar eğitimli biri olsaydım şimdi Duruv'la aynı ofiste çalışırdım. Seninle burada konuşuyor olmazdım. Bunlar Duruv'a ait. Duruv daha bugün telefonda bunlardan bahsediyordu, bu evraklardan. Bir şey yap. Bunları Duruv'a götür lütfen. Hayır küçük hanım. Duruv gibi bir ofisim yok ama bu boş olduğumu göstermez. Yapacak çok işim var. Ayrıca Duruv bugünlerde çok gergin. Benimle konuşmuyor bile. Tamam. Sen gitme. O zaman ben de şoförle gönderirim. Şoför yok. Babam Sanjay ve Ashwin'le pazara gitti. Telefon. Duruv'a telefon edeyim, onları aldırsın. Aradığınız numara şu anda meşgul. Duruv'un telefonu meşgul çalıyor. Küçük hanım, madem bu kadar endişe ediyorsun, neden sen götürmüyorsun? Nasılsın Bihan? Panipuri nasıl olmuş? Panipuri gerçekten harika olmuş. Yiyecek misiniz? Evet.
Cıtki, Bihan bu panipuriyi çok beğendiğini söyledi. Bunun anlamı şu, Bihan ve Tapki artık birbirlerine daha yakınlar canım. Evet. Efendim, yetimhanedeki çocuklarla birazdan röportaj yapacaksınız. Her şey hazır. Gelmenizi bekliyoruz. Vivek, röportajı sen yap. Ben gelmeyeceğim. Efendim, nasıl olur? Vivek, röportajı sen yap dedim. Yapamıyorsan reddet. Onlara röportajın ertelendiğini söyle. Hadi git şimdi. Haber kanalının bu seferki yıl dönümü çok daha özel oldu. Çünkü Tapki gibi kendisine adamış, zeki bir personel katıldı.